Merhaba hanımlar, Ebebe Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere inci yelek modeli çalıştım. Bağcıklı ve içinden bu şekilde ilikleme yeri yaparak bağcık yerine bu tekniği kullandım. İstediğiniz gibi bunu ayarlayabiliyorsunuz bebeğinizin kilo durumuna göre. Bakın arka kısmı bu şekilde, iç kısımları, koldaki fırfır detayları, fıstık çalışması yaptım. Çok da yakıştı. Kullandığım ip polosu, kendi baby'nin ipi. 100 gram ağırlığında 300 metre ve rengi 244. Toplamda 1,5 ip gitti. 1,5 yaş bebekler için uygun bir yelek. Omuzdan etek ucu 33 santim. Sağ ve sol en genişliği de 32 santim genişliği. Yani rahatlıkla 1 yaş, 1,5-2 yaş bebeklere uygun. Verdiğim ölçülerle yaparsanız mesela bu hırkayı 1 yaş bebeğe de giydirebilirsiniz. 6 aylık, 7 aylık bebeklere biraz büyük olabilir. Sadece diyelim ben bunu 40 başladım. Sizler bunu İşte 35 başlayabilirsiniz eğer küçük bebeklere çalışmak istiyorsanız. Zaten ilerleyen videoda daha büyük yaş gruplarını gösterdim. Ve kullandığım tığ numarası da 2,5 milim tığdır. Ve hemen örgüye başlayalım. Şimdi hanımlar, ben önceden sağ parçaya çalıştım. Şimdi sol parçayı göstereceğim. Biraz bir ördüm ama başlangıcı nasıl olacak, ölçüsünü falan vereceğim size. Bu parça sağ taraf. Ben şimdi sol tarafı yapıyorum. Toplam 40 tane zincir çekeceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zincir çekerken bakın gevşek gevşek çekin. Sakın böyle iyice sıkı bir zincir çekmeyin. Bayağı bir bol gevşek çekmelisiniz ki bu alttaki parça gelmesin. Bakın gevşek çektiğim için esniyor. Bakın bu şekilde esniyor. Esneyecek zinciriniz. Şimdi ben 40 tane zincir çekip geliyorum. Evet. Şimdi 40 zincir çektim. Bakın gevşek, esneyen bir zincir. Tabii daha büyük yapmak isteyenler 50 tane çeksin. Diyelim 2 yaş yapmak isteyenler 50, 3 yaş yapmak isteyenler işte 3-4 yaş 60, işte 70, onarşar arttırmanız gerekli. Her yaş grubu yükseldikçe ben 1 yaş, 0-1 yaş arası, 6 aylık 1 yaş arası çalıştığım için 40 zincir yeterli oluyor. Şimdi 40 zincir çektim, 1-2 zincir atlıyorum. İlk zincirin girdim. Bakın buradan giriyorum. Bir tane trabzan yaptım. Şimdi tele aldım. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3. Bunu bu şekilde yapayım. 3 tane zincir atladım. Şimdi bunun içi bir trabzan. 2 trabzan. Bir zincir. Aynı yere bir trabzan, iki trabzan. Bakın. Bu şekilde yapıyoruz. Biraz yakınlaştırmak istiyorum. Tel aldım. Bakın. 1, 2, 3. Üçüncü zincirden girdim. Bir trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3. Bir trabzan. İki trabzan. Şimdi bir zincir. Bakın aynı yere. Bir trabzan. İki trabzan. Bakın örneği bu şekilde kuruyoruz. Şimdi 1, 2, 3 atlıyorum. Sadece buraya bir trabzan yapıyorum. Bakın. Burada ikili ikili
Trabzan var. Bir trabzan. İkili ikili trabzan. Bir trabzan. Deseni bu şekilde kuruyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi hanımlar. Mesela sayı saymanıza bazen kıyafetlere göre zincir çekebilirsiniz diyorum. Kıyafetinizin ölçüsüne göre zincir çektiğiniz zaman mesela bayağı bir zincir çekin. Ondan sonra diyelim kalan zinciri kesip atabilirsiniz. Bakın şimdi buradaki örnekte göstereceğim. Ben önce zinciri çektim bayağı bir. Ondan sonra bakın 3 tane zincir kaldı. Sonradan bu zinciri kesip şey yapıyorum, sıfırlıyorum. Ve hiçbir şekilde kötü durmuyor. Ben buradaki zinciri saydım. O şekilde size zincir sayısı verdim. Bu parçayı aldım. Bir yaş, işte bir sivitin üzerine koydum. Oradan tasarlamaya çalıştım. O şekilde ölçüsünü, kalıbını çıkarttım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Zaten normalde ben bunu 39 zincir diyecektim ama 40 zincir dedim. Çünkü burada bir zincir artacak. Hani arttığı zaman bu sıkıntı olmayacak. Şimdi bu zinciri komple aynı bu şekilde dolduralım. Hemen geliyorum. Şimdi bakın geldik. Nasıl başlamıştık? Bir trabzan ile başlamıştık. Bir trabzan ile de bitireceğiz. 1, 2, 3. Geldim. Buraya batıyorum. Bir trabzan yaptım. Bitirdim. Bakın bir zincir arttı. Hiç sıkıntı değil. Dediğim gibi siz bir bluz, bir tişört, bir sivitin üzerine zincir aldığınız zaman diyelim burada bir sürü zincir arttı. Kesersiniz. Böyle bu şekilde kilitlersiniz. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Dönüyorum. Hemen trabzan tepesine bir adet trabzan. Bakın. Bu ikilinin, bakın ikilinin tam ortasına giriyorum. Zaten bir zincir bu yüzden çekmiştik. Bir, iki, bir zincir, bir, iki, tel aldım. Şimdi hemen bakın trabzan, bir trabzan yaptım. Şimdi bakın tekrar boşluğa geldim. Bakın aralarda hiç zincir yok. Sadece bu ikişer yaptığınız trabzanın arasında bir zincir var. Geldik buraya. Aynı şekilde bir, iki, bir zincir. Bir, iki. Şimdi ben bunu aynı bu şekilde devam ediyorsunuz. Bak, şuraya da bir trabzan yapayım. Farklı bir işlem yok. Bundan sonra aynı bu şekilde gideceğiz. Toplam 13 sıra öreceğiz. Şimdi ben buraya geliyorum. Nasıl bitirdiğimi de göstereceğim. Evet bakın geldim. Ne yapacağım? Buradaki trabzanın bir etinden girdim. Tel aldım. Direkt trabzan yapıyorum ve dönüyorum iki zincir çekip döndüm. Şimdi gene trabzan yapıyorum. Bakın her köşede trabzan var. Ve aynı şekilde sıramı devam ettiriyorum. Bakın 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan. Bu şekilde toplam 13 sıra örülecek. 13. sırada kestirme yapacağız. Şimdi sayalım. Bakın şurada da bir çalışma yaptım. Şimdi hanımlar bakın sağ parçada 13 sıra ördüm. Burası sağ parçamız. Şimdi bakın sağ parçanın sol kısmından kestirme yaptım. Sol parçamızın da sağ tarafından kestirme yapacağım. Şimdi hanımlar bu kestirmeyi iyice burayı dikkatli dinleyin. Şimdi bakın sağ parçada 12. sırayı ördükten sonra hemen 13. sıraya geçerken kestirme yaptım.
Sol parçada da 13. sırayı ördüm. Bitirirken kestirme yapacağım. Bunu yapmamın sebebi, bakın, belli oluyor. Buradaki sıra çizgileri var ya, onlar eşit şekilde düşmesi için. Şimdi bakın, trabzan yaptık. Tekli trabzan yaptık. Şu an kestiriyorum. Buradaki boşluğa batıyorum. Bir trabzan yaptım. Tel aldım. Bakın şuradaki bir trabzan var ya, oraya da batıyorum. Bakın batıyorum. Yarım trabzan yaptım. 1, 2, 3. Bu teli bir çıktım. Birden çıktım. Tekrar göstereceğim. Bu birinci trabzanı, bakın bunu yaptıktan sonra kestireceğiz. Boşluğa batıyorum. 1, 2 tel çıktım. Tel aldım. Tek, bakın buradaki trabzana batıyorum. 2 tel çıktım. Bu üçünü bir çekiyorum. 2 zincir çektim. Şimdi bu öndeki parça için göstermek istiyorum. Bunda. Şimdi ördüm. 13. sıraya geçiyorum. 13. sıraya geçerken ne yapıyorum? Şimdi şuradaki yeri gösteriyorum. Bir trabzan alıyorum. Pardon, tel, bakın tel aldım. Trabzan tepesine battım. 2 çıktım. Tel aldım. Bakın bu boşluğa geldim. 2 çıktım. Sonra komple çıkış yaptım. Şimdi tel aldım. Geldim. Bakın trabzan tam tersi. Şimdi örneğime devam ediyorum. Bakın trabzanımı yaptım. Sonra örneğime devam ediyorum. Yani farklı bir işlem yok. Sadece birini bitirirken, birini başlarken yapıyoruz. Şimdi dönüyorum. Bakacağım. Şimdi ne yapmışım? Burada ne yaptıysam aynı işlemi burada yapacağım. Şimdi bak, burada kestirdim. Şimdi aynı yere bir batmışım, buraya bir batmışım, kestirmişim. Şimdi aynı tepeye bir battım, tel aldım. Bakın bu trabzanın tepesi. Buraya da bir battım. İki tane, bakın iki tel çıkıyorum. Kestirmeyi göstereceğim. Bakın iki teli göz çıktım. Üçünü bir çıktı. Şimdi bakın ne oldu? Bu trabzanı da eksiltmiş olduk. Geldik şuraya. Bakın örnek olan yere. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi örneğimize devam ediyoruz. Bir zincir çektim. Bu şekilde şimdi sıramı devam ettiriyorum. Şimdi ben bunu buraya kadar örüyorum. Buradan dönüp buraya kadar geliyorum. Kestirme yerine kadar, bakın buralar düz gidiyor. Hiçbir şekilde burada kestirme yok. Şu an ben sol parçayı ördüğüm için sağ tarafını kestiriyorum. Eğer siz isterseniz sağ tarafını da bu şekilde kestirebilirsiniz. Hani tamamıyla size bağlı ama şu an sol parçayı ördüğümüz için sağ taraftan kestirelim. Sonra siz sağ tarafı kestirirsiniz. Şimdi ben bunu buradan örüyorum. Buradan da buraya kadar geliyorum. Kestirmeyi göstereceğim. Evet, bakın şimdi geldik. Bakın ördüm. Şimdi kestirme yapacağız. Önce 1, 2 yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi hanımlar, bakın burada hani ikili vardı ya, şimdi bu ikiliyi kestireceğim. Şimdi buradan yarım çıktım, bitirdim. Şimdi buraya batmayacağım. Şimdi hemen şuradaki zaten iki tane trabzanı bire düşürdük. Bakın boşluğa sadece bir tane yaptım. Hemen geldim. Bu ikilerin biritine giriyorum. Bakın yarım çıkıyorum. Bakın iki tane çıktım. Şimdi bunu komple çıkış yaptım. Bakın bu şekilde burayı kestirdik. Bakın baktığım zaman da aynı şekilde
Şuraya da bakın. Aynı şekilde bakın. İki trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bakın. Bir teke düşürdüm. Şimdi bunu da dönerken yapacaksınız mesela. Şimdi dönüyorum. Dönüyorum. Şimdi bakın bu trabzanın birinci bileti yarım çıktım. Şimdi boşluğa batıyorum. Yarım çıktım. Çıkış yaptım. Şimdi bakın burası iptal oldu. Şimdi hemen geliyorum trabzana. Trabzanı yapıyorum. Bakın dümdüz muntazam bir şekilde kavis olmadan kesilmeyi yapmış oldum. Şimdi normal devam ediyorum. Şimdi bu sırayı da bitirip hemen bakın burayı örüyorum. Sonra buradan buraya geliyorum tekrar. Evet, şimdi geldim. Burayı ördüm, döndüm. Bakın burayı dönerken hiç kesim yapmıyorum. Dümdüz devam ediyorum. Şimdi hanımlar bakın burayı yaptım. Şimdi bakın sırayla kestiriyoruz. Yani sırayı nasıl kestirmek getiriyorsa o şekilde ayarlayacağız. Şimdi buraya yarım yaptım. Şimdi bakın bu iki tanesinin tepesine batıyorum. Bakın kestim. Şimdi çektim iki zincir. Şimdi bakın bu ikisinin tepesine bir tane batıyorum. Yarım çıktım, tel aldım. Şimdi bu boşluğa geldim. Bir trabzanla kestirdim. Bakın bu şekilde. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi buraya iki tane yapıyorum. Ne yapmış oldum? Bu buradaki sıranın yarısını eksiltmiş olduk. Yani bakın şuradaki işlemi şimdi tekrar etmeye başladım. Buradaki işlemi şu an tekrar ediyorum. Yani farklı bir işlem yok. Şimdi bu alttakine bakarak üsttekine devam edeceksiniz. Şimdi bunu yapıyorum hemen. Zaten yapana kadar, ta kestirmeyi bitirene kadar göstereceğim size. Şimdi bunu buradan örüyorum. Tekrar buraya geliyorum. Bakın şimdi hanım, geldik. Şimdi bakıyoruz hemen. Alttaki sıraya bakıyoruz. Ne yapmışız? Bir tane trabzan yapmışım. Şimdi boşluğa bir, bak hemen yanındakine bir batarak kestirmişim. Yani bu şekilde devam edeceksiniz bakarak. Ben bunu bayağı zorlandım yaparken. Onun için detaylı anlatmaya çalışıyorum. Bakın yarım çıktım. Boşluğa battım. Şimdi hemen buradaki bakın trabzanın biritine batıyorum. Direkt çıkış yaptım. Şimdi iki zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şimdi bakıyorum ne yapmışım. Bunu şu an bunun üstüne yaptım. Şimdi buraya geldim. Şimdi bak geldim. Hemen tepeye batmışım. Sonra trabzana batmışım. Bire düşürmüşüm. Zaten gösteriyor sırasıyla. Bak, tepeye batıyorum. Kestirdim. Bir. Şimdi normal trabzana batıyorum. Kestirdim. Bakın teke düşürdüm. Şimdi devam ediyorum. Bir zincir çektim. Yani zaten gelişi güzel sırasıyla yaptıktan sonra örnekte zorlanmayacaksınız. Ben zaten bu kestirmeyi kurarken bayağı bir zorlandım. Farklı tekniklerle çalıştım. Olmadı. Hani size daha nasıl kolay anlatabilir diye bayağı bir uğraştım. Ama bu şekilde en güzel kestirme bu şekilde oluyor. Başka türlü kestirmeler denediğim zaman burası böyle kavisi kavisi düştü. Ama dümdüz güzel düşmesi için bu şekilde yapmak zorunda kaldım. Birazcık kafa karıştırıyorum ama detaylı anlatmaya çalıştım sizler için. Şimdi bakın, bu sırayı da tamamlıyorum. Devam ediyorum şimdi.
Şimdi bakın. Böyle iki tane desen, bu bir yaş olduğu için iki desen. Hani iki tane şey, nasıl diyeyim? Öbek diyelim. Kutucuk. Bu böyle ikili ikili trabzan kalana kadar öreceğiz. Ama diyelim iki yaş yapanlar üç desen. Hani bir, iki, üç tane olsun. Hani iki, üç yaş yapanlar. Çünkü omuz detayı küçük olmasın. Zaten 2-3 yaşlar daha büyük başlayacak. Döndüm. Şimdi ben burayı hemen buraya getiriyorum. Şimdi geldik. Bir zincir çekiyorum. Şimdi kestireceğiz. Bakın boşluğa gene bir yarım yaptım. Tel aldım. Şimdi hemen bakın buradaki bir ite batıyorum. İkisini bir çıktı. İki zincir çekiyorum. Şimdi buraya bakın hemen bir tane. Şimdi bakın buradaki boşluğa da bir tane yapıyorum ve çıkıyorum, kestirdim. Şimdi bak, trabzan, hemen trabzan yapıyorum. Boşluğa geldim. Devam ediyorum. Yani buradaki işlemler tekrar ediyor. Farklı bir işlem yok. Sadece size tam komple göstermek için, hani kafanız karışmasın. Sadece bu kestirmelerde zorlanacaksınız. Ama siz, ben bu şekilde buldum kestirmeyi. Ama siz başka türlü teknik biliyorsanız yapabilirsiniz. Ama ben çok denedim, yapamadım. Bu şekilde sayarak, bakarak, sürekli bakmak zorundasınız. Şimdi yorumlarda bana bu nasıl anlatım biçim falan diye çok zor, yani bayağı bir kötü yorumlarda bulunan hanımlar var. Onlar şimdi beni linçlemeye gelir nasıl anlatım diye. Çünkü atlayarak dinliyorsunuz videoları, sonra bana tepki gösteriyorsunuz. Eğer hızlı gidiyorsam da videonun üst tarafında ayarlar kısmından oynatma hızı var. Oynatma hızını yavaşlatabilirsiniz. Bakın geldim. Şimdi burası bir trabzan ya. Onun tepesine geldim. Battım. Tel aldım. Bakın kaldı burası. Buraya da batıyorum. Sonra çıkış yaptım. Ve artık bundan sonra kestirme yapmayacağım. Ve düz birkaç sıra daha öreceğim. Döndüm. Şu an örüyorum. Bir iki zincir çektim. Bakın. Bakın. Son kestirme burada. Son kestirme burada. Son kestirmeden sonra 1, 2, 3 sıra düz ördüm. Hiç kestirme yapmadım. Şimdi burayı da göstermek istiyorum size. Şuradan tel aldım. Döndüm. Şu an birinci sırayı ördüm. Şimdi ikinci sırayı örüyorum. Zaten buradan sonrası kolay. Bir zincir. Evet, bakın geldik. Bakın burada trabzanın tepesi. Buraya batıyorum. Bir trabzan yaptım. Şimdi son sırayı yapıyorum. Bir zincir.
Evet. Bu şekilde burayı bitiriyoruz. Diyelim 2-3 yaş yapanlar diyelim 3 yerine 5 sıra örsün düz kestirmeden. Ama buradaki 2 tane örnek sayısı 3 tane olmalı. Çünkü omuz kısmı dar olur 2 ve 3 yaşlarda. Bakın bu şekilde bakın bitirdik. Eşit oldu. Şimdi bu sol kısmında. Bunlar zaten böyle üst üste gelecek. Buraya desen gelecek. Bakın bu şekilde eşit şekilde tamamlamaya çalıştım. Böyle hanımlar. Şimdi ipi kesmeyeceksiniz. Ya pardon, kesin çünkü arka kısma geçeceğiz. Biraz uzaklaştırayım. Şimdi hanımlar, toplam kaç sıra ördüğümüz göstermek istiyorum. Saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Toplam 27 sıra ördüm. Şimdi hanımlar, arka parçada dümdüz çıkacağız. Şimdi ön parçanın nasıl altında başladık? 40 zincir çekmiştik. Dümdüz yukarı çıktık, değil mi? 13 sıra düz ördük. Sonra kestirme başladık. Ama arka parçada toplam 60 tane zincir çektim. 60 zincir çektim. Sonra aynı örneği kurdum. Bakın. Bu örneği kurdum. 60 zincir çekerek bu örneği kurdum. Farklı bir işlem yok. Bakın dümdüz yukarı çıktım. Şimdi ördüğüm sayı sırası 27 ördüm ya ben. 27 ördüm. Şimdi burada da bakın 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Toplam 26 sıra ördüm. Şimdi arkada omuz detayı olacak. Kestirme omuz detayı olacak. 1, 2 sıra bakın. 2 desen yapmış olacağız. Şimdi 2 zincir çektik. 1 zincir çekildi. Şimdi normal bak. 1 bu şekilde omuzu kısmını yapacağız. Arka parça göstermiyorum. Ön parçası nasıl başlandıysa o şekilde örüyorsun. Sadece 60 zincirle. İşte 2 yaş yapanlar 70 zincir. 2-3 yaş yapanlar 70 zincir. Yani burası 40'sa bir de burası 60. Burası 50 ise burası 70. Burası işte 60'sa burası 90. O şekilde ayarlayacak. 80 işte. O şekilde ayarlayacaksınız. Şimdi arka parça omuz olduğu için ön 27 sıraydı, arka 26 idi. Bu omuzla birlikte 28 yapmış olacağız. Sadece şu an 27. sıra. Şimdi bak 2 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bir sıra daha yapıyorum ve bitireceğim. Şimdi de bak bitirdim. Bakın omuz detayı bu şekilde. Şimdi diğer omuz için de aynı şekilde buradan ipi takın. Hemen 2 zincir çekin, trabzan yapın. Sonra bu desenleri yapın. 2 sıra örün. Göstermeme gerek yok. Yani anlaşıldı. Aynı buradakini buraya yapacaksınız. Şimdi bu parçanın ön yüzü bu taraf. Bakın ön kısmı bu taraf. Bunlara dikkat edin. Şimdi bu parçanın ön yüzü de burası. Pardon, ön yüzü burası. O zaman böyle ayarlıyoruz. Ön yüzleri birbirine
bakacak. İpi kesmedim ki fazlalık ip artı olmasın diye. Hemen trabzanın bakın tepesinden girdim. Bak. Sık iğne tekniği sırasıyla zaten bakın eşit düşüyor. Böyle tepeleri birbirine, biritleri birbirine eşit düşüyor. Sık iğne tekniği kullanarak bakın boşluğa geldim. Boşluktan sık iğne yaptım. Şimdi tepelerden batıyorum. Evet, bak bu şekilde bitiriyorum. Omuz birleştirme. Bakın birleştirdim. Şimdi döndürüyorum. Bakın bu şekilde omuzumuz olmuş oluyor. Şimdi diğer omuzu da birleştirelim, gelelim. Şimdi hanımlar, yan kısımlarını birleştireceğiz. Bakın ben birleştirdim bir tarafını. Şimdi diğerini göstereceğim size. Biraz yakınlaştırayım. Bakın. Bir de hani zincir artmıştı ya diyordum size. Onu da şöyle kesin. Böyle çekin. Bakın sıfırlandı. Dikkat edin fazla dibinden kesmeyin. Şimdi ipi takalım. Buradan. Bunda ilk dibinden girdik. Sık iğne yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bunları böyle güzel iş şekilde koyun, ayarlayın. Bakın her trabzan başı sık iğne yapacağız. Bir, iki, üç. Bu şekilde birleştireceğiz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Her trabzan başı birleştiriyoruz. Bu işlemi bakın buradan şuraya kadar eliniz girebileceği kadar hani çocuğun kolu rahatlıkla girebileceği yere kadar yapıyorsunuz. Ben şimdi burayı bitirip geliyorum. Evet, sağlı sollu bakın birleştirdim. Şimdi hanımlar, tam aslında yaka ortasından başlamak istiyorum. Tam yakanın tam ortasından başlıyoruz. Komple şimdi çevresini trabzan gideceğiz. Şöyle komple şurası böyle alt kısmı her yerini önce bir trabzan yapacağız. 2 zincir çektim. 1 2 trabzan. Geldim boşluğa. 1 2 trabzan. Her boşluğa 2 trabzan yapıyorum. Boşluklara ikişer ikişer trabzan yapıyoruz.
Devam ediyoruz. Şimdi videoyu bakayım. Evet. Şimdi buradan sonrasını da göstermek istiyorum size. Bakın boşluğa geldim. Şu an döneceğiz. Yaka kısım burası. Bakın yaka kısım. Geldim. İki trabzan yaptım. Geldik şimdi. Bakın şuradaki boşluğa. 2 Buraya sadece bir tane yapalım. Burası birleştirme yeri ya da iki tane yapalım. İki tane yapalım, evet. Şimdi geldik. Bu şekilde 2 2 gideceğiz hanımlar. Bakın. Şimdi bir boşluğa batıyoruz. Bir de bakın burada zincirin olduğu ek yer var. Oradaki boşluğa 2 2 gidiyoruz. Bakın. Farklı bir işlem yok. Bundan sonra böyle 2 2 gidiyorsunuz. Şuraya kadar gelelim. Şimdi hanımlar, bu kestirme olduğu olan yere geldik. Bakın kestirme yeri, ilk yaptığımız yer. Bunun içine toplam 6 tane trabzan yapacağız. 6. Şimdi aynı şekilde bakın bu şekilde köşe oluşuyor. Buraya da 2 tane yapıyorum ve 2 2 tekrar devam ediyorum. Bakın. Biraz yakınlaştırayım yine. Bakın 2 2 devam ediyorum. Şimdi köşeye geleceğim. Bir bakayım burası 6 için ideal mi? Aslında 8 mi yapsak? Ama 6 için güzel, yani şey değil. İyi yani 6. Böyle 2 tane devam edelim. 2 2 şu köşeye gelelim. Evet, tam burası köşe olduğu için buraya komple 8 tane, bakın bu boşluğa 8 tane trabzan yapacağız. Hatta bir bakalım, deneyelim. Şu an 2 4 6 7 ve 8. Tanesi bakıyorum şu an. Evet, 8 tane ideal. 2 4 6 8. Şimdi bakın buradaki boşluğa 2 tane yapıyorum. Şimdi alt kısma geçtik, etek kısmına. Bakın 2 2 gidiyoruz. Şuraya batıyorum. Bakın boşluğa da 2. Buraya da 2. Bakın. 2 2. Bakın bu boşlukları hep 2 2 gidiyorsunuz. Bu 2 trabzan, bakın ikili ikili trabzanın buraya da 2 2 2 2 2 trabzan diye gidiyorsunuz. Şimdi durum anlaşılmıştır. Buraya 6, buraya 8. Aynı şekilde buraya 8, buraya da 6 tane yapıp böyle komple çevresini trabzan gidelim. Şimdi hanımlar bakın, ikişer ikişer yaptım komple çevresini, bakın gittim. Şimdi birleştiriyoruz. Lastik yapacağız. Birleştirdim. İki zincir çektim. Bakın, ön bir hemen bakın dibindeki trabzanı önden aldım. Yanındakini hemen arkadan, bakın tığ arkadan geçiriyorum. Arkadan aldım.
Hemen yanındaki trabzanın önden. Bir önden bir arkadan alarak lastik formunu oluşturacağız. Bu şekilde göreceksiniz. Biraz daha. Önden aldım. Arkadan alıyorum. Bu şekilde komple çevresini gidiyoruz. Bakın. Sırayla. Bakın burayı da öyle önden arkadan önden arkadan alıyoruz. Bu köşeyi de önden arkadan önden arkadan alıyoruz. Farklı bir işlem yok. Sırayla komple çevresini gidelim. Başladığımız noktaya gelelim. Evet, başladığımız noktaya geldik. Şimdi arkadan bakın bitiriyorum. Evet, trabzanın biletinden girdim. Tel aldım, direkt çıkış yaptım. İki zincir çektim. Şimdi bakın öndeki trabzanı önden, arkadaki trabzanı da arkadan alıyorum. Bundan sonra komple bu şekilde yapacaksınız. İster 2 sıra, ister 3 sıra lastik yapabilirsiniz. Tamamıyla sizin zevkinize bağlı. Ben bir sıra daha gideceğim. Şu an ikinci lastiğe gidiyorum. Üçüncü lastiğe de gideceğim. Böyle örüyorsunuz. Bakın. Komple bakın çevresini lastik ördüm. Bakın burayı da sırayla. Bakın önden, arkadan, önden, arkadan, önden, arkadan aldım. Burayı da aynı şekilde hiç farklı bir işlem yapmadan sırayla bir ön, bir arka, bir ön, bir arka yaparak komple çevresini lastik gitti. Şimdi ikinci sırayı bitirin. İsterseniz üçüncü sıraya da gidebilirsiniz. Ben üçü de yapıp geliyorum. Evet hanımlar, bakın etrafını 3 sıra gittim lastiği. Şimdi böyle bir bağcık yaptım. 5 tane trabzan ile yaptım. Normal trabzanlar ördüm. Sadece şuradaki çıkıntıyı nasıl yapacağımı örnek olarak göstermek istiyorum. Bak, tam bu diktiğimiz yer var ya, oradan şöyle alın. İki zincir çekin. Sonra 5 tane trabzan yapacağız yan yana. Böyle çıkıntı oluşacak. Beş. Şimdi bunu bu şekilde 2 trabzan yaparak, 2 zincir çekerek 5'li 5'li uzun bir bağcık yapacaksınız. Bağcığı istediğiniz boyutta kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bakın böyle upuzun bir bağcık yapın. Şimdi ben bunu söküyorum. Sadece bağlama bağcık tekniğini gösterdim. Burada da bakın bu şekilde böyle bağlanıyor. Ben bağcıkları önceden ördüm, bitirdim. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi iç kısımdaki bakın şu iç kısma normalde bağcık olması lazım. Şimdi buraya düğme dikeceğiz. Buraya da düğme için ilik yeri ayarlayacağız. Çok basit. Daha önceden zaten buna benzer yelek anlattım. Şuradan şu hizadan bakalım. Şuradan oluyor. Şöyle bir düğüm attık. Toplam 20 tane zincir çekin ya da 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi iki zincirden atlayın. Üçüncü zincire batın. Normal trabzan yapıyoruz. Komple bu zinciri bu şekilde dolduralım. Ben hemen bitirip geliyorum. Evet, bakın. Zincirleri doldurdum. Son zincirimi de yapıyorum. Ve buraya bu şekilde birleştirip bitiriyorum. Bu kadar. Şimdi bunu istediğiniz ölçüde tabii düğmeyle, buraya da düğme dikeceksiniz. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hani darlaştırıp, bollaştırıp bebeğinizin bedenine göre bunu ayarlayabilirsiniz. Bunların aralarından geçecek şekilde bir düğme dikeceksiniz. Şimdi geçiyoruz buradaki kısımlara. Şimdi hanımlar, geçiyoruz kola. Kol için bu şekilde tutalım. Tam ortasından girelim. İki zincir çekelim. Buraya iki tane yapalım. Bir, iki. Şimdi şuraya dört. Fırfır detayı vermek için dört tane yapıyorum. 2, 3 ve 4. Şimdi hemen buraya 2 tane. Hemen bakın yanına 4 tane. Boşluklara, bir boşluğa bakın. Şuna şimdi 4 tane. Yani 2, 4, 2, 4. 4. Şimdi hemen geliyorum yanına. 2 tane. Bu şekilde komple çevresini dolduralım. 2, 3, 4. Bakın. Bunun komple çevresini bu şekilde yapalım. 2, 4, 2, 4 diye yapıp gelelim. Evet, bakın. Dörtlü de bitirdim. Birleştiriyorum. Şimdi bakın, ikili olan yerlere birer tane. Dörtlü olan trabzanların tepelerine ikişer ikişer yapıyoruz. Bir, iki. Toplam dört çift artırma olacak. İki, iki. Şu an üçüncü ikimiz. Ve dördüncü. Bu şekilde. Şimdi teklilere 1, 1, şimdi 4'e geldim. 1, çift, 2 çift, 3 çift. Bu şekilde komple çevresini arttıracağız. Sonra fıstık modeline geçeceğiz. Bakın şimdi tekli yapıyorum. Bakın dörtlü 1, 2, 3, 4 çift, 1, 2 tek. Komple bunun çevresini yapalım. Evet, son bakın birleştirme yerine de geliyorum. Birleştireceğim. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. 5 tane zincir çekiyoruz. Şu tel aldım. 1, 2, 3. Üçüncü zincirden girdim. Tel aldım. Tekrar tel alıyoruz. Aynı yere bir daha. Sonra tekrar 3 tane bu işlemi yapıyoruz. 3 kere. Yani ipi yığıyoruz 3 kere. Tel aldım. Direkt çıkış yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Direkt çıkıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane.
1, 2, 3, 4, 4. Trabzanın bir etine batıyorum. Sık iğne yaparak çıkıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Aynı şekilde tel aldım. 3. zincire girdim. 1. sardım. Şimdi 2'yi sarıyorum. Şimdi 3'ü sarıyorum. Tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Kilitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Ve boşluğa batıyorum. Direkt çıkış yaptım. 1, 2, 3. 4 ve 4'üncüye batıyorum. Bakın, bu şekilde fıstık gibi, fıstık diyorlar ama bu şekilde deseni oluşturuyor. Tabii siz isterseniz bunu yapın, isterseniz yapmayın. Tamamen sizin zevkinize kalmış. 4, 5. Konuşmadan yapayım bir de. Evet. Komple bunun çevresini yapıp bitirelim. Evet, yeleğimiz bitti. Bakın kollarını komple ördüm. Temizlemedim. Sonradan temizleyeceğim. Bu şekilde içindeki bakın düğmeyi diktim. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben böyle ince detayı eklemek istedim. Böyle ince diktim. Sizler de farklı sistemi tekniği kullanabilirsiniz. Bakın bağcığımız bu şekilde, yeleğimiz bitti. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin.